O, Türk sinemasının en unutulmaz yüzlerinden biriydi. Kenan Pars. Zeynep, Zeynep Çelik. Baba adı Selim, ana adı Ayşe. Doğum yeri İstanbul 1943. Zeynep, katil Ayşe'nin kızı Zeynep. Derhal nüfustan tahkik et. Boşuna harap ediyorsun kendini, dayanamazsın bu hayata. Çocuklarım için her şeye katlanacağım. Sana yemin ediyorum, çocuklarına kendi öz evladım gibi bakarım. Sağ ol ama yapamam, yapamam. Onun hatırası mı? Türk sinemasının usta oyuncusu Kenan Pars, sanatın ve sanatçı olmanın kendine verdiği ilham ile tüm yaşamı boyunca sürekli yaratmaya ve üretmeye adamıştır kendini. 10 Ağustos 1920'de Ermeni bir anne ve babadan İstanbul Üsküdar'da doğan Kenan Pars'ın asıl adı Kirkor Cezveciyan'dır. Yaşamının uzun bir kısmını Bakırköy'de geçirdiği için kendini Bakırköylü olarak tanımlamıştır. Kenan Pars üyesi olduğu ve zamanının çoğunu geçirdiği Bakırköylü Sanatçılar Derneği bünyesinde kağıt parçaları ile kilim desenleri ve hat yazıları çalışmaları yapmıştır. Eserlerini sergilerle pek çok kez sanatseverlerin beğenilerine sunmuştur. Kalın ve sevgili Kenan abimizle beraber. Çok büyük bir şans benim için. Genç bir çocuk, 22-23 yaşında ama sevgili Kenan Pars o kadar yakınlık gösterdi ki ben onu unutmama imkan yok. Ve benim hakikaten hayran olduğum bir insandır. Yani bugün tabii Türkiye'de yaşıyor olmak gurur verici ama Hollywood'da Kenan Pars olmuş olsaydı bugün yani bir Kirk Douglas kadar önemli bir duruma gelirdi. Olağanüstü bir tip ve çok rahat bir oyuncu. 2006 yılında Uluslararası Çevre Kısa Film Festivali'nde hem sinema onur ödülünü almış hem de kendisi ödül vermiştir. Türkiye'nin yetiştirdiği en nadide aktörlerinden biri olan sevgili Kenan Pars'a bu ödülü vermek benim için büyük bir gurur vesilesi teşkil ediyor. Seni candan kutluyorum. Nice yıllara hep birlikte inşallah. Bunu üstelik Edison'un evinde yapmak çok güzel. Tebrik ediyoruz, tebrik ediyoruz. Efendim buraya bakalım. Valla çok anlamlı, çok duygulu bir yeri çünkü Kenan Pars abi burada, bu basatta sene 1962 ve halk evinde ben tiyatro eğitimi almaya başladım. Benim ilk hocam. Ve burada evet, bir 45 yıl sonra ödül alıyorum Kenan abimden ve beraberiz. Tabii ki Edison. Yalnız Edison, ben senin benim hemşerim olduğunu bilmezdim ya. Çok iyi düşünmeniz lazım hanımefendi. Bundan bir müddet evvel de benim başımdan böyle bir şey geçmişti. Ama benim karım benden ayrılmamak, çocuklarımızı babasız bırakmamak için avukat yazıhanelerine gitmedi. Feragatle benim yuvama dönmemi bekledi. Ahmet'e bak, beni dövüyor. Aa, ne ayıp Ahmet. İnsan kardeşini döver mi? Dövmüyorum babacığım, benim kitabımı aldı kaçtı. Bana hiç rahat vermiyor. Kardeşin senden oynamak istiyor. İnci kızım, ver bakayım o kitabı abine. Vermem, benim o. Sen abine onu verirsen, sana kocaman bir çikolata alacağım. Kenan Pars,
1927 yılında okula başlamıştır. Babasının öldüğü 1937 yılında ortaokuldan mezun olmuş ve yaşam koşulları gereği kısa süre içinde çalışma hayatına başlamak zorunda kalmıştır. Karaköy'de kurşun boru imalathanesi, Mahmut Paşa ve Kapalı Çarşı'da mantoculuk, Perşembe pazarında hırdavatçılık derken, 1942 yılında en büyük asker bizim askerliği iddiaları ve alkışları ile askere alınır. İkinci Dünya Savaşı yıllarında 34 ay 17 gün askerlik yaptıktan sonra terhis olur. Birkaç gün dinlenip yeniden çalışma yaşamına döner ve çilingirlik ihtisası yapar. Aynı yıl içinde eşiyle tanışır ve nişanlanır. Terzi olan nişanlısının ısrarı ile 1951'de Bakırköy'de tuhafiyeci dükkanı açar. 1952'de evlenir. Resmen monogam olduğu için 2002'de altın yılını kutlar. Bu evlilikten biri Amerika'da, biri İstanbul'da olmak üzere iki kızı vardır. Üç torun sahibidir. Kenan Pars'ın yaşamında ne olduysa 1953'te olur. Günün birinde sonradan yönetmen olan çocukluk arkadaşı Sırrı Gültekin çıka gelir ve kolundan tuttuğu gibi film piyasasına atar onu. Atış o atış, ardı ardına filmleri çevirmeye başlar. İkinci kızının doğum haberini sette alır. Sizi daima bekleyeceğim. Hem artık unutmama da imkan kalmadı. Bu kadar mühim ve hayati bir meselede iyice düşünmeden karar vermek hiç de doğru bir şey değil. Düşünelim. Hem de çok iyi düşünelim. Alo? Evet benim. Efendim? Peki hemen geliyorum. Siz derhal vakam haline hareket edin. Merkezden istiyorlar anneciğim. Bir soygun olmuş. Oğlum, sizin mesleğinde hiç gecesi gündüzü yok. Allah yardımcınız olsun. Anneciğim, mesleğimi çok seviyorum. Biliyorsun küçükten beri polisliğe hevesim vardı. Hırsız polis oynarken hep polis olurdum. Kenan abi, Türk sinemasında jön olarak birçok filme imza atmış, oynamış. Daha sonra karakter oyuncusu olarak, kötü jön dediğimiz baş karakter olarak çok filmlerde oynamıştır. Tabii kendisi kaldı güzel. Fakat filmlerde kötü tiplemesiyle tam tezat teşkil edilen değerli bir abimizdir. Sonra birkaç filmde birlikte oynadık. Türk sinemasında ve Türkiye'de oyuncunun kıymeti bilinmediği için Kenan abi Türk sinemasında kopmak durumunda kalmıştık. Ayaş şartları, sıkıntı işte. Biz bir Kenan Pars abimize sahip çıkamadık bir Türk sineması olarak. Oynadığı filmleri seyrettiğimiz zaman onun oyun gücünü görmüş oluruz. Dünya sinemasında olsaydı şimdi belki de uçakları, villaları, köşkleri olurdu. En sevdiğim karakter rollerinde en sevdiğim arkadaşım da Kenan Pars'tı, Allah rahmet eylesin. Beraber çok seviştiğimiz için filmde bir gün çekim yapıyoruz. Çekimde bana demişler ki çok samimi olduğumuzu anlamışlar. Ben orada tabii vücut gösterisi yapıyorum, şey yapıyorum. Rahmetli Feridun Çol geçen eski artistlerden. Gidiyor, aman diyor Kenan kendini iyi topla diyor. Çetin gelecek, seni dövecek diyor, aynanın karşısında hazırlanıyor diyor. Rahmetli benden konuşmuyor tabii. Daha filme başladık, şey yapıyor, Allah Allah dedim, ben buna ne yaptım ya? Bir gün geçti, ikinci gün, tabii dayanamadım çünkü iyi bir arkadaşlığımız var. Dedim, Kenan dedim, ne oldu ya dedim. Benle konuşmuyorsun dedim filan. Ya dedi, dün dedi, Feridun abi diyor ki dedi, aynanın karşısında antrenman yapıyorum, şimdi Kenan'ı döveceğim. Yok be kardeşim dedim. Vallahi dedi bütün gece uyumadım dedi. Şaşırdım dedi senin böyle konuştuğuna. Çünkü sen benim dedi burada en iyi bir arkadaşımsın dedi rahmetli. O bir de Yeşilçam'da onun bir yazhanesi vardı. Orada hem filme gidiyordu. Haberler oraya geliyordu eskiden. Eskiden tabii bizim o zaman da 60'larda telefon yok bir şey yok. Bir yazhane tuttu. Orada hem işe gidiyordu hem de orada bir yapımcılık da yaptı o. Film de çekti yani. Kendi hesabına bir iki de film yaptı. İyi bir arkadaşımızdı. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Kenan Pars, 1957 yılında çalıştığı dükkanı kapar.
15 Aralık 1959'da Fransa'ya gider, 25 Ocak 1960'da Türkiye'ye geri döner. 1961 yılında Bakırköy Halk Evi'nde tiyatro yönetmenliği yapmaya başlar. 1962'de Mask Film Şirketi'ni kurarak film yapımcılığına başlar. Kenan Pars, kendi hesabına çevirdiği 6 filmle birlikte 500'e yakın filmde rol almıştır. Yapmanın ve satmanın ayrı şeyler olduğunu bilmediği için film yapım evi iflas eder ve kapanır. 1969 sıralarında seks filmleri furyası baş gösterdiğinden yerinde bir tahminle sinema piyasasından çekilir. Bir gün sohbet ediyoruz. Baktım ki neşesi yerinde, kıvamında. Kenan abi dedim. Ben sana bu kadar şaka yapıyorum. Arkadaşlarım bana ne diyorlar biliyor musun? Yahu Kenan abi şaka kaldırmaz. Alıngandır. Sen nasıl böyle şaka yapabiliyorsun? Bana soruyorlar. Doğru mu dedim? Erdoğan'cığım, onların şakalarının altında başka maksat oluyor. Onun için kızıyorum. Ama senin şakalarını biliyorum. Öyle bir maksat yoktur. Rahmetli Kenan Pars abimle benim çok özel bu halk evi binasında sahneye adımımı atladım. O attım 1960-61 ve oynadığım ilk oyunumun yönetmeni de Kenan Pars abi. Yani sahnede oynadığım ilk büyük oyunumu sahneye koyan antrenördü, yöneticiydi. Her gün beraberdik yıllarca. Yani bir gün birbirimizden ayrı kalmadık. Bende yeri de çok ayrıdır. Rahmetli'nin nur içinde yatsın. Kenan abi bizim gençlik tiyatromuzda bizlere rejisörlük yaparak yanılmıyorsam 3 veya 4 oyun sahneye koymuştur. Ama her şeyin ötesinde bir gerçeği ifade etmekte yarar var. Bizler Türkçeyi güzel konuşmayı Kenan Pars'tan öğrendik. Gariptir ama gerçeğin ta kendisidir. Zira onun kadar Türkçeyi yerinde kullanan, özellikle sahnede vurguyu, kelime vurgusunu onun kadar hassasiyetle takip eden kişi az bulunur. Dolayısıyla bugün eğer bir yerlere geldiyse bazı arkadaşlarım, bunda Kenan Pars'ın çok büyük emeği vardır. Emredersiniz efendim. Şu ana kadar kanundan kim kaçmış ki kara pençe denen o canavar kaçsın? İzin verirseniz derhal Türk köylerine saldırıp misilleme yapalım. Hayır. Bu iş böyle devam etmez. Ne yapabiliriz? Türklere öyle bir ders vereceğiz ki Bizans'ın kuvvet ve kudretini anlasınlar. Nasıl? En yakın Türk köylerini basıp taş üstünde taş bırakmayacağız. Tam kız bozacak zamanı buldunuz. Belli ki Selçuk'u tanımıyorlar. Selçuk'un adından bahsedilmeyecek. Kesenin ağzını biraz açacaksın Arif Bey. Parayla olsa? Parayla. Olmazsa zorla. Her işin bir yolu vardır. Bir de fabrika işini araştırmaya kalkarlarsa, o zaman hapı yuttuk. Bir yazı daha çıkarsa polisi de durduramayız. Anlaşıldı mı? Beni karıştırmak yok. Kenan Pars, İstanbul Gedikpaşa semtinde ayakkabı tokası imalathanesi açtıktan sonra maddi durumu biraz düzelmeye başlar. Ancak elinde olmayan nedenlerden ötürü 1983'te atölyeyi de kapatmak zorunda kalır. Kendi deyimiyle süngüsü düşük dolaşırken Bakırköy'deki Adile Naşet Kültür ve Sanat Merkezi'ne müdür olur. Bu sıralarda bazı küçük roller ile filmlerde kendini yeniden göstermeye başlar. 1998'de yeni bir televizyon dizisine başlar. Onun da sonu gelince Bakırköylü Sanatçılar Derneği'ne katılır. Tamamen kendi buluşu ve kendinin isimlendirdiği Kapakide, yani kağıt parçaları ile kilim desenlerini verir kendine. Kenan abi çok çok iyi bir oyuncuydu, çok güzel bir insandı ve dolayısıyla kendisiyle bir ayrı filmlerimiz oldu. Benim çocukluğumdan itibaren tanıdığım o kötü adam
şeyin görüntüsünün çok altında bir ruh taşıyordu günlük hayatında. Onu gördüğümde hakikaten acaba yine öyle kötü kötü bakar mı ya da içinden aslında kötülük akmayan o değişik gülüşünü tekrar gösterir mi diye hep böyle merak etmiştim. Bak çok izlemiştim onu yakından. Bir gün bana şey dedi, beni niye bu kadar yakından izliyorsun dedi. O kadar mı kötü görünüyorum, beni o kadar mı kötü biliyorsunuz dedi. Ben onun kötü olduğunu düşünmediğimi ama gerçekten bazı zamanlar kızdığımı, hatta lanet bile okuduğumu söylemiştim. Bana şey dedi, seyircim böyle düşündüğü için ben çok mutlu oluyorum çünkü işimi iyi yaptığımı düşünüyorum demişti. Bu özel bir düşünce, özel bir duruş. İnsanları beyaz perdeden de olsa bu kadar etkiliyor olması Kenan Pars'ın anlatılabilir bir duygu değil. Kenan Pars'ta inanılmaz bir gurur ve inanılmaz bir keyif vardı sinemayla ilgili anılar anlatırken. Ben öyle sinemadaki yaşanmışlığını anlatan insanların anılarına böyle doyumsuzca yaklaşan biri olarak sürekli konuşturuyordum onu. O da bıkmazcasını anlatıyordu. Hatta bazen unuttum ben, buradan sonrası aklıma gelmiyor diyordu. Ben bildiğim bir şeyleri söylediğimde de ya sen benimle beraber mi yaşadın, bakan nüfus gibi her şeyi hatırlıyorsun demişti. Cenazesine gittiğimde de onun öldüğünü düşünmedim. Onu kaybettiğimizi düşünmedim. Onun o basatta yaptığı ve satışının gelirini vakıflara ya da yardım kuruluşlarına hibe ettiği işlerini gördüğüm zaman da ne kadar özel bir insan olduğunu görmüştüm. Kenan Pars ölmez, Kenan Parslar ölmez diyorum. Kendinin haberi var, siz endişe etmeyin. 2-3 gün sonra ben de geleceğim Ankara'ya. Sizin hissenizi de ayırdık. Meraklanmayın, çocukları da ayrı ayrı yerlere göndermek lazım. Sen güveniyorsun ama o Ökkeş'e güvenemiyorum ben. O gazeteciyi de susturmak lazım. Hele bu yıl konservatuarı bitirsin, sonrası kolay Şerefe. Orhan ayrı bir iş kuruyor oğluna. Büyük bir tekstil fabrikası. Cem de ahlaklı, dürüst, çalışkan bir çocuktur. Benim fikrimi niçin sormadın? Lüzumu var mı? Çok beğenmesen bunca zaman arkadaşlık eder misin? Ben bu arkadaşlığa izin verir miyim? Arkadaşlık başka, evlenmek çok daha başka. Cem iyi çocuk o kadar. Ama onunla evlenmeyi hiç düşünmedim. Biz iyice düşündük annenle. Çok da uygun bulduk. İmkansız baba, evlenemem. Neler diyor bu kız? Yanılmışız demek. Anlatamam hayranlığımı. Hakikaten tebrik ederim. Böyle bir ses, böyle bir ustalık inanılır gibi değil. İltifat ediyorsunuz. Teşekkür ederim efendim. Davetli değilim ama gelmeye mecbur hissettim kendimi. Ne demekmiş o? Burası da senin bir evin sayılır. Kenan Pars Bakırköylü, Bakırköy gibi çok dilli, çok kültürlü, çok renkli bir sanatçı. Bizim en değerli vatandaşlarımızdan bir tanesi. Hem Ermeni, hem hatla Allah yazan, bütün dinlerin üstüne çıkabilmiş, bütün kültürlerin üzerine çıkabilmiş ve hepsini yaşayan, yaşatan renkli bir sanatçı. Hem sinemada bir artist olarak, hem bizim Kenan abimiz olarak çok önemli şeyler öğretti bize. Disiplini öğretti, kardeşliği öğretti, ciddiyeti öğretti, gülmeyi ama iyi şakaya gülmeyi öğretti. Kenan abi sahiden çok özletti kendini bize, onu çok özlüyoruz. Kenan abiler var, Kenan abi gibi sanatçılar var ve bu kültür, bu toprağın kültürü onlar sayesinde yükselmeye devam etti, ediyor. Sağ olasın Kenan abi. Kenan Pars son dönemlerini Bakırköy'de ilkbahar yaz, sonbahar kış tam 25 yıl kiracı olarak oturduğu ve sonradan zorluklarla satın aldığı evinde geçirmiştir. Yıllardır dikdörtgene ne zaman taşıyacakları şimdilik meçhul tabiriyle 10 Mart 2008'de aramızdan ayrılana kadar ölümü hep tiye alan insan canlısı, güler yüzlü bir sanatçıydı Kenan Pars.
gönüllerde hala da öyle.